Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çocuk hırkasını çalışacağız. Nasıl yapıldığını baştan sona kadar göstereceğim sizlere elimden geldiğince. Şimdi öncelikle bu hırkamız için şöyle göstereyim. Ben size biraz hazırladım bu hırkamızı. 8 tane motiften oluşuyor hırkamız. İpi Alize Cotton Gold ile ördüm. Ben evimde artan iplerden. Sizin de eğer ki başka ipleriniz varsa veya çocuk ipleri oluyor, baby'ler, baby kotonlar falan, onlarla da olabilir. İstediğiniz ipten örebilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak dediğim gibi şöyle santimini ölçüyorum size hemen. 14 santim motifinizin bitmiş hali olacak. 8 tane motif için 14 santim bitecek. Bu erkek çocuğuna diyordum ama siz bunun renklerini tabii ki pembeli falan da yapabilirsiniz. Bu biraz erkek çocuğu için oldu. Renk konusu önemli değil. Şimdi 14 santim bir motifimiz olması lazım. Yani her bir motifimiz 8 taneden oluşuyor ve her biri 14 santim olması lazım, bitmişi. İlla ki bu model olması şart değil tabii ki arkadaşlar. Başka modelli motiflerinizden de yapabilirsiniz. Önemli olan şu sayısı 14 santim olacak. Bu hırkamız yaklaşık 2,5-3 yaşına kadar rahatlıkla giyilebilecek bir hırka olacak. Şimdi ben size öncelikle hiç yapmayanlar için motifimiz nasıl başlıyor, ne kadar nasıl gidiyor, bir tane onu göstermek istiyorum. Çünkü hiç bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar keşke motifi de gösterseydin diyorlar ama şöyle küçük bir orta başlangıcını göstereceğim. Büyütmeyi kendileri zaten bakarak yapabilirler. 6 tane zincir çekip şöyle diğer ucuyla birleştirdim. 2 zincir çekip milüstü aldım ve 2 kere de çıkartarak bir trabzan yaptım. Milüstü alıyorsunuz. 2 kere de çıkartarak 3 tane trabzan olmuş oldu zincirle birlikte. Aralar 3 tane zincir ilmek alıyoruz. 2 kere de çıkartarak 3 tane daha yapıyoruz trabzanımızı. Şu şekilde. 3 zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz. Aynı boşluğa 3 tane daha yapıyoruz. 2 kere de çıkartarak 1, 2, 3, 3 tane daha yapıp bir yonca gibi oluyor, dörtlü. Şu şekilde ilk sıramızı yapmış olduk. Burada birleştirmeye bir zincir çekiyoruz. Zincir eğer ki gevşek yapıyorsanız zinciri çekmeyebilirsiniz bu köşede. İlmeğimizi aldık. İlk başlangıç zincirin tepesine şu şekilde hepsini birden çekerek bir köşemiz daha oluşmuş oldu. Ve burada ikinci sıraya geçerken 3 tane zincir çektik. Aynı boşluğa 1 2 tane daha yapıp şu zincirle birlikte 3 tane oluyor. Yani ilk başlangıç gibi yaptık. Şimdi bu arada bir zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geldik. Diğer köşede de 3 tane dolduruyoruz. Burada 3 zincir çekip aynı yere, yani burası köşe olmuş oluyor. Aynı yere 3 tane daha dolduruyoruz. Diğer köşeye geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Köşeye geldik yine. 1, 2, 3 tane daha trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 1, 2, 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. 2 kere de çekme trabzan oluyor zaten arkadaşlar. Şurada bir tane zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geldik. Üç tane daha yaptık.
3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar. Bir zincir çekiyoruz. İlk başlangıç yerimize hemen şuraya. Bakın böyle yaptığımız zaman birleştirme yerimizde hiç belli olmuyor arkadaşlar. 3 tane daha yapıp bir zincir çekiyoruz. İsterseniz çekmeyebilirsiniz demiştim. İlk baştaki gibi ilmeği alıyoruz. Tepeye, birleştirme noktasına hepsini bir çekerek burada bir köşe oluşturmuş oluyoruz. Bakın. Sonra tekrar 3 zincir çekip bu şekilde köşelere ikişer batıp şuralar, aralara 3 tane batacağız şimdi. 3. sıraya geçtik. Yine 3 tane dolduruyoruz zincirle birlikte. Altta yaptığımız gibi bir zincir çekip bu aralara 3 tane dolduruyoruz. Üç tane doldurduk, bir zincir çektik. Şu aralar bir zincirlik, köşeye geldik. Köşeler her zaman 3 tane dolduruyoruz. İkili trabzandan 3 tane ve 3 tane zincir çekip ilmeğimizi aldık. Aynı yere tekrar köşemizi oluşturuyoruz. 3 tane trabzan yaparak. Şu şekilde. Şimdi bir zincir çekip tekrar boşluğa geldik. 3 tane doldurduk. Böyle köşelerden artırarak motifimiz de büyümüş olacak arkadaşlar. Köşedeyiz, yine 3 tane yaptık. 3 zincir çekip aynı yere. Yani bu köşelere şu şekilde 3 tane trabzan yapıp tekrar 3 tane batıyoruz. Aralarda birer zincir ve 4. sıra, bir üst sırada buralara 3'er trabzan, 3 trabzan buraya, aralarda bir zincir olarak köşeler hep bu şekilde büyüterek motifimizi elde edeceğiz arkadaşlar. Motiflerimiz bu kadar. Şimdi motiflerimizi 8 tane tamamladıktan sonra, ya bu model çok basit zaten, herkes biliyordur. Hanım dilendi, beye beğendi diye de geçiyor. Ama siz mesela bunu bir sıra bir renk, bir sıra bir renk, bir sıra bir renk, şunun gibi, veya iki sıra bir renk, iki sıra bir renk yapabilirsiniz. İki sıra geçtikten sonra ipinizi kırıp renginizi değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi bu hırkamızı buraya bir koyalım. Şimdi 8 tane motifimiz var arkadaşlar. Bunu yerleştirme şeklimiz şöyle. Şimdi ben düz olarak yaptım, bir hırkamız da olsun diye. Bu şekilli oldu. İstediğiniz motiflerden, dediğim gibi. Şimdi bir griyi buraya koydum. Önce ayarlama yapıyoruz. Bura öne geliyor. Bu arkası. Bir gri daha koydum arkaya. Bir gri, bir krem. Pardon, gri, lacivert. Şu şekilde 4 taneyi yerleştirdim. Şunlar ön, bunlar arka oldu. Şöyle yaptığımız zaman bunlar önde olacak. Siz de ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi lacivertin üstüne gri koydum. Pardon, gri'nin üstüne lacivert koydum. Tekrar lacivertin üstüne gri. Bunu buraya koyacağım. Bunu da buraya koydum. Yani şurada da göstereyim size. Şöyle düşünün. Gri şöyle. Üstüne de bir sıra daha ekleyerek bu şekilde yerleştirmenizi önceden yapıyorsunuz. 8 tane motifinizi şu şekilde yerleştirdik. Şimdi ben size eklemeden başlayarak bitene kadar göstereceğim arkadaşlar. Eklemesi, ip koparmadan eklemeyi zaten başka videolarım var ama başka yerlerden tekrar tekrar bakmanıza gerek kalmadan hemen size eklemeyi de göstereceğim. Şu ilk motifimizi elimize alıyoruz arkadaşlar.
Ben beyazla birleştireceğim bunu. Hem size daha net olsun, karanlık durmasın diye. Şu köşeden 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Sadece 3 tane. Köşeyi yapmıyorum. Köşeyi diğer bittikten sonra gelince tamamlayacağım. 3 taneyi yaptım. Aralarda bir zincir çekerek üçer tane trabzanlarımızı yaparak diğer köşeye kadar gidiyorum. Bu köşeye geleceğim. Köşemizi 3 tane yine köşe yapacağız. Buraya geleceğiz. Şuraya kadar bu çevresine gelelim arkadaşlar. Şu şekilde köşeyi yaparak şuraya kadar geldik. Bakın. Şu yarım olarak şimdi şöyle düşünün. Burası. Şimdi bunu buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Ters tarafı bana bakar şekilde diğer yanındaki motif alıyorum. Düz tarafı bana bakıyor lacivertin. İçine ikisi ters taraflar içine bakacak şekilde şöyle tuttum. Ve hemen köşeden trabzanı köşeye yarım trabzan yani 3 tane yaparak şöyle bağladım. Bir zincir çektim. Hemen karşılıklı karşı tarafından aldım. Bir zincir çektim. Lacivertin diğer tarafına geldik. Bir zincir çektim. Gri tarafın hemen sıradaki boşluğa birleştirip bir zincir çektim. Hemen buraya 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekip hemen sıradaki karşı boşluğa birleştirdim. Bir zincir çektim. 3 tane daha diğer tarafı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir oradan yaparak şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten çoğunuz bilirsiniz birleştirme nasıl olur. Şuraya kadar birleştirip sonra lacivertin şuraya kadar yani şuraya kadar düz bir şekilde gelelim. Burayı birleştirip şuradan düz şekilde geleceğiz şimdi. Biraz hızlı öreyim ben. Aslında biraz ışık yankı yaptı. Şunu buraya koyayım. Hem de belirgin olsun. Şöyle. Zaten motiflerimiz 7 sıra 7 sıra olunca tam denk geliyor arkadaşlar. Sırasını unuttum sanırım söylemeyi. Tam 7 sırada bitirdim ama bitişi 14 santim dedik. Herkesin eli farklı olduğu için bu boşluğa 2 zincirle birleştirdik. Tekrar 2 zincir çekip burada köşemizi tamamlayalım. Aralarda bir zincir çekerek trabzanımızı örüyoruz. Yani şöyle. Şimdi dediğim gibi şurayı bitirip köşeyi de yapıyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Şimdi ikinci motifi de bitirdik. Nasıl burada yaptıysak şöyle göstereyim. Burada elimize alıyoruz. Ters taraf bize bakıyor. Diğer yandaki motifi alıyoruz. Düz taraf bize bakıyor. İçer taraf tersler. Şimdi milistümü aldım. İlmeğimi hemen köşeden 3 tane trabzan yaparak
Başladık. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekip karşılıklı, yani diğer tarafta şurada eklediğimiz gibi aynı şekilde bunu da ekleyelim. Buraya kadar ekleyelim, köşeyi yapıp tekrar gelelim. Şuraya kadar aynı lacivertteki gibi bitirelim. Şimdi aynı şekilde geldik. Bakın burayı yine diğer taraf gibi birleştirdik. Buraya geldik ve son motifimizi yine elimize aldık. 3 tane trabzan yaparak onu da birleştirelim. Şu şekilde. Diğer motiflerimizi birleştirdiğimiz gibi buraya kadar birleştiriyoruz. Fakat bunu buraya geldiğimizde bırakacağız. Aşağı inmeyeceğiz. Şuraya kadar burayı birleştirelim. Şurayı da dümdüz örelim. Şuraya gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bitirdik. Yani 4 tane motifimizi şu şekilde ekledik. Şu tepede kaldık şimdi. 1, 2, 3, 4. Şurada kaldık. Şimdi bir üst, hemen onun üstteki hangi renge denk geliyorsa onu alacağız. Üst sıraya geçtik şimdi. Yine ters tarafı bize bakıyor. Üstteki motifi aldık. Bunu 3 tane trabzan yaparak burayı ekliyoruz. Üst sıraya ekliyoruz. Yani şurayasına. Üç tane trabzan yaparak karşılıklı şu şekilde gidiyoruz. Şimdi köşeye geldiğimizde bir tane daha var şimdi. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. 1, 2, 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve köşenin tam ortasına bunu ekledik. Burada yapacağımız işlem 2 zincir çekip, yani şu şekilde üst sıra şurası olduğu için bu üst tarafa gelmeden şöyle de göstereyim, kafanız karışmasın. Şöyleyiz ve üst tarafa gelmeden diğer motife geçiyoruz hemen. Yine tersten. Bu motif kalsın burada. O ön taraf olduğu için. Şu motifimizi aldık. İlmeğimizi aldık. Karşı motife 3 tane trabzan yapıyoruz. Çok basit. Hem de çok kolay. Bir hırka oluyor arkadaşlar bu. Aslında motiflerinizi hazırladıktan sonra hemen bir günde bile bitebilecek bir hırka. Şimdi bu sırayı böyle yine köşeye kadar yapalım. Bunları hiç videoyu kesmeden göstermek istiyorum sizlere. Karşılıklı ekliyoruz. Şöyle.
Bu arkanın motifi olmuş oluyor arkadaşlar. 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekip köşede, yine bu köşedeki gibi buraya ekliyoruz. Fakat burada 1-2 zincir çekip hemen şuraya kadar düz örüyoruz. Yani burası arka olduğu için arkadaşlar, şunu ekleyeceğimiz için buraya burası arkasının eklenmesi lazım. Bu kol oyuntusu olduğu için burada boşluk oldu. Evet, burası kol evimiz. Burasını ekleyeceğiz şimdi. Ekleyeceğimiz için her zaman bir zemin olması lazım diğer motifi eklememiz için. Şimdi yukarıya doğru şu sırayı öreceğiz. Yani motifimizi tamamlayacağız köşeye kadar. Üç tane yine trabzanla aralar birer zincirle şu köşeye kadar geliyorum. Biraz hızlı ördüm burada ki zaten bildiğimiz bir şey. Evet, köşeye gelip 2 zincir çektik. Şöyle yine gösteriyorum size. Şimdi bu sıradaki motifimizi, yine ters taraf bana bakıyor, motifimizi aldık. Önce burasını, sonra da şurayı. Yani yine şöyle göstereyim, kafanız karışmasın. Önce burayı, sonra da burayı şu köşeye kadar, yani şöyle ekleyeceğiz. Bir de burasını ekleyeceğiz. Geleceğiz. Burası yine kolevi kalacak. Şimdi aldım tersten. Bunu da buraya yerleştirdim. Bunu ekleyerek gidiyoruz. 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Karşılıklı diğer tarafları eklediğimiz gibi şöyle bir zincir çekiyoruz karşı tarafa. Köşeye kadar gidelim. Köşeye geldik. Köşeler yine 2 zincirle direkt köşemizin tam orta yerine bunu ekledik ve 2 zincir çekip tekrar şurayı ekleyeceğiz. Hemen köşemizi aynı yerde şuraya aynı şekilde batıyoruz. 3 tane yaptık, bir zincir çektik. Hemen köşenin yanındaki ilk boşluğa karşılıklı şekilde eklememizi devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın, köşemizi oluşturduk. Geliyoruz şuraya kadar, gelelim yine. Evet arkadaşlar, arkamız da bitti. Şurası öndü, kol evimiz arka. Şurada bir kol evimiz daha olacak bunun gibi. Şimdi diğer motifimizi ekleyeceğiz. Yani şunun yukarıya çıkmamıza gerek yok.
Bunu buraya ekleyeceğimiz için hemen sadece şu kısmı ekleyeceğiz şuraya. Burası da kolevimiz olacak. Şimdi hemen alıyoruz tekrar. Şu şekilde. Tersi bize bakıyor yine. Motifimizi aldık. Hemen buraya ekleyeceğiz. Köşesinden başladık yine. 3 tane yaparak. Bir zincirle karşılıklı olarak karşı köşeye kadar ekleyeceğiz. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi şöyle anlatayım, hemen tekrar örerek göstereceğim. Ne yaptığımızı da bilelim diye şöyle yaptım, bakın. Şimdi burası ön, arka ve diğer ön. Şimdi yapmamız gereken, şurayı dümdüz örüyoruz. Burayı da öreceğiz. Buraya geleceğiz. Burayı geldikten sonra tekrar yukarı çıkacağız beyazla. Burayı birleştirirken, şurayı pardon, burayı örerken hemen şuradan birleştirip omuz kısmını da şöyle göstereyim. Yarıya kadar birleştirmiş olacağız. Şu hırkada göstereyim, hem anlatıp hem göstermek istiyorum. Yani şunun gibi yarıya kadar eklemiş olacağız. Çünkü ip koparmadan yaptığımız için. Şimdi sizle birlikte bu motifimizin etrafını, köşelerimizi tamamlayarak şuraya kadar gelelim. Yani tam şuraya kadar. Hemen köşeye kadar geldik. Şu ipimi alayım şuradan. Evet, şu köşeye geldim. Bakın bu köşeyi nasıl yaptık? Köşeyi tamamladık. Sonra iki zincir çekip tam orta yerine köşemizi tamamlıyoruz yine. Şu şekilde iki zincir çekip diğer köşe, gri'nin köşesini de tamamlayarak şöyle. Bak. Şöyle. Şimdi şuraya kadar gelelim. Ekleme yapmıyoruz. Kolevi bu arası. Yani şurası kolevimiz. Yukarı kadar geliyoruz. Evet. Pardon. Şimdi köşeye geldik. Bu köşede bir tane, üç tanesini yaptık. Burada iki zincir çekip diğer şu lacivertin köşesine şöyle yapalım. Ekleyeceğiz. Yani şurayı şuraya ekleyeceğiz. Ekledik. İki tane zincir çekip gri'nin köşesini tamamlıyoruz. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Diğerine hepsini değil ama şimdi göstereceğim yere kadar ekleyeceğiz. Bir tane daha ekleyeceğiz. Bakın. Şurada 1, 2, 3. Yani
1, 2, 3 tane kalacak şekilde bir tane daha ekliyoruz, tamamlıyoruz. Eklememiz bu kadar olacak. Burası omuz oldu arkadaşlar. Şurası kolevimizdi. Ön tarafa birleştirmiş olduk. Tekrar burayı dümdüz gidiyoruz. Arka tarafa doğru şuramızı eklemeden tabii ki tamamlıyoruz. Ne yapmış olduk arkadaşlar şimdi? Tekrar gösteriyorum. Şuramız arkaydı. Şurayı eklemiş olduk. Şöyle. Yani şöyle tuttuğunuz zaman hırkamızın yakası oldu. Bakın. Şurası arka. Şimdi öreceğimiz yer arka. Buraya geleceğiz. Aşağı geleceğiz. Yukarı çıkacağız gride. Bu griyi yaparken diğer omuzumuzu ekleyeceğiz. Yani her zaman ekleyeceğimiz için bir zemin olması lazım ya arkadaşlar. Bunu örüp geliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Burayı da buraya ekleyeceğiz. Sonra böyle yapmış olacağız. Hırkamızın şu şekilde beden kısmı bitmiş olacak. Şimdi ben size tekrar şuradan göstereyim. Direkt gidiyoruz düz bir şekilde eklemeden. Bu köşeye şimdi geldik. 2 zincir çektik. Bu köşemizi de tamamlamış olduk. Yarım yaptığımız köşeler tamamlanıyor şimdi. 2 zincir çekip tam bu arka tarafın tam ortası, yakanın tam ortası kısmına geliyor. İlmeğimizi aldık. Bu köşemizi de tamamlıyoruz. Şu şekilde. Sonra diğer tarafa kadar gidiyoruz şimdi. Şimdi arkanın şuraya kadar geldik. Şimdi kol evinin olduğu yeri şu köşeye kadar şu şekilde gidelim. Bu köşeleri de tamamlayalım burada. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Buraları zaten bildiğiniz için biraz hızlı geçiyorum. Alt köşeye kadar gelelim. Köşeye geldik yine. Bakın lacivert hep köşeler tamamlanmış olacak. Köşeyi tamamladık. 2 zincir çekip burada tam koltuk altına denk geliyor. 2 zincir çekip köşeyle birleştirdik. Sonra 2 zincir çekip gri'nin köşesine geldik. Onu da tamamladıktan sonra şimdi bir zincir çekerek diğer yukarı tarafa gidiyoruz. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Şimdi gösteriyorum tekrar. Bakın. Şurayı da tamamladık. Köşeye geldik. İki zincirle bakın tamamlamış olduk. Şimdi şu köşeye kadar yukarıya kadar geliyoruz. Köşeye geldik ve iki zincirimizi çektik. Şimdi burayı birleştirmiştik değil mi arkadaşlar? Şurayı.
Burası omuz. Şurayı burası. Şöyle şimdi şöyle düşünün. Bu sefer şurayı şuraya yaka olacak. Şurayı birleştireceğiz. Yani şöyle göstereyim. İki zincir çektik. Diğer tarafa, köşeye zeminimiz hazır olduğu için iki zincir çekerek tekrar köşemizi yapıyorum. Gri tarafın köşesini de yaptım. Bir zincir çekerek diğer omuzda kaç tane eklediysek bu omuzumuzu da şöyle göstereyim. Bakın kol evimiz oldu. Yani şu şekilde hırkamızı birleştiriyoruz. Şuraya kadar birleştireceğiz. Daha sonra göstereceğim şimdi yine. Bakın 3 tane kalacak şurada. Burası yakamızdı. 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. Şuraya kadar şurada bitireceğiz eklememizi. Bir zincir çektik. Çok keyifli ve zevkli oldu, değil mi arkadaşlar? Yani hiç bilmeyenler için de birden örerken bir yelek hemen veya hırka bitmiş oluyor. Bunu da birleştirip şu şekilde şimdi normal şurayı örerek devam edeceğim. Birleştirmedim. Bakın bıraktım artık birleştirmeyi. Burası yaka olmuş oldu. Tam şu ortaya da gelelim. 3 zincir çekip bıraktım. Şimdi köşe yapacağım oraya. Şimdi şöyle bir bahsedelim yine. Daha iyi anlayabilmeniz için de gösteriyorum böyle arkadaşlar. Şimdi kol evlerimiz hazır. Bakın burası hemen boyumuz. Burası da yaka kısmımız oldu. Bunu bu tür bakın yelek bile olur. Yani kollarını örmediğiniz zaman bir yelek. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Etrafını köşeleri de tamamlayarak şu köşeler artık tamamlanacak. Etrafını beyazla şu köşeye kadar yani bura başlangıç yerimizdi. Bu köşeyi de tamamlayarak geleceğiz. Köşeler nasıl tamamlandığını zaten gelirken şimdi göstereceğim size. Sonra kola geçeceğiz. Şimdi köşeyi yine normal köşemizi tamamlayarak gidiyoruz. Buna küçük derseniz çocuklarınız için hani bir tık nasıl büyük yaparız diye mesela arkadaşlar şöyle bir fikirler de vereyim sizlere. Motifleri büyütebilirsiniz. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Motif çok büyük olunca çirkin olur veya işte modelli motifleriniz vardır. Veya mesela biraz büyütmek istiyorsanız 4 sırayla 5 sıra mesela 4 sıralı bir motiften 1, 2, 3, 4 tane motifi birleştirip biraz daha büyük olmuş olur. Her birine öyle yaparsanız hani 4 bu motife, 4 bu motife küçük küçük motifler ekleyerek mesela 4 tanesi şurada olabilir. Yani bunlar bir fikir. Motifiniz büyümüş olur. Bu modeli aynı o şekilde ekleyerek de büyük çocuklarınızı biraz daha 5-6 yaş içinde yapabilirsiniz. Bu motifleri de büyütebilirsiniz sıra sayısını. Mesela şekilli olarak yaparsanız şu hırkamızdaki gibi. Bakın şimdi. Şunun gibi mesela.
Bu hırkamızda ortaya bir renk yaptım. 1, 2, 3 sıra. Bir sıra, bir sıra, bir sıra öyle yaptım. Bunu düz yaptım. Diğerini ortaya 3 sıra lacivert, 2 sıra gri, 2 sıra diğer griden yaptım. Mesela bunları şekil olarak da biraz büyütürseniz ekleme şekli aynı olarak değişik de yapabilirsiniz. Biraz da hırkalarınız büyümüş olur. Yani 8 motif. Buna kaç motiften yaparız? Şu kadar yaş, mesela 6 yaş, 5 yaş kaç motiften çıkar demeyin. Motiflerimiz sabit. Yani 8 motif. Önemli olan 8 motifi büyütmek. Büyük istiyorsanız biraz büyük tutacaksınız. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bakın köşeyi böyle tamamladım. 2 zincir çektim tekrar burada. Bu köşeyi de tamamlayarak yine aynı şekilde devam ediyorum. Yani etrafını komple öreceğiz. Ta ki başlangıç yerimize kadar. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Köşeleri tamamlandı. Burada da aynı köşeleri tamamlayarak şuraya 3 tane yapıp ortaya zincire takıp şuraya 3 tane daha. Bu köşeleri de aynı buradaki yaptığımız gibi yaparak ta ki başlangıç yerimize kadar gelelim. Bakın burayı da tamamladım. Köşeleri tamamladık. Şimdi buranın da köşesini tamamlayıp şu ilk başladığımız yere geliyoruz. Şurayı tekrar göstereyim. 2 tane zincir çektik. Ortaya battık. 2 zincir çekip tekrar yaparak devam ediyoruz. Başlangıç yerimiz bitiş yerimiz oldu. İp kopartmadan hırkamızı birleştirmiş olduk. Bunu büyük hırkalarda da bu şekilde deneyebilirsiniz. Her türlü olabilir arkadaşlar. Mantığını gösterdim ben size. Köşeye geldik. Köşeyi tamamladım. 3 tane trabzanı yapıp 1 zincir çektim. İlmeği aldık. İlk başlangıç yerimize şu şekilde köşemizi oluşturduk. Üçünü birden çektik. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hırka biraz kısa derseniz, çünkü önlere falan da biye gelecek. Lastiklerini öreceğiz. Eğer ki bu hırka biraz daha uzun isterseniz, bakın ipinizi kopartmadan alt kısmına birkaç defa beyazdan gidebilirsiniz. Yani birleştirdiğiniz renkten gidebilirsiniz. Yani ben şurada görmüş olduğunuz gibi 2 sıra git gel yaptım. Yine köşeyi yaparak birkaç sıra gittim. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Uzun isterseniz birazcık daha uzun. Ben şimdi bunu burada kopartıyorum. Bu ipimizi burada bir bırakalım. Şimdi kol nasıl yapılır? Kola geçeceğiz. Kol evimiz burası. Şurası. Şurası koltuk altımız. Bu koltuk altı yerden ipimizi takacağız oraya. Şu hemen köşe olan yere, şuraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Bak, şuraya da bitişte geleceğiz. Her bir yerine normalde şunun gibi, bakın, her bir deliğe yuvarlak şekilde örerek şöyle, şurada birleştirme yerimiz burası olacak. Üçlü trabzan yaparak geliyoruz. Şurası koltuk. Başlangıç yerimiz bu şekilde. Böyle
3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek kol evimizin etrafını artırma eksiltme olmadan bileğimize kadar öreceğiz. Şurada başladık. Şimdi böyle etrafını gelerek şuraya kadar geleceğim. Burası kolumuz. Dediğim gibi renkler size kalmış. Burada hem buraya öreceğiz. 3 tane trabzan. Bir zincir çektik. Şurada da 3 trabzan daha. Sonra devam ediyoruz yine boşluklarımıza üçlü trabzanları yaparak. Örüp de eklemek falan yok. Direkt buradan örerek aşağı kadar, bileğe kadar gitmiş olacağız. Şimdi bakın alt köşeye tekrar geldik. Şuraya da bir tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Burası tam koltuk altı. Ve bunu bir zincir çekip diğerine ilk yaptığımız yere birleştiriyoruz. İlmek almadan şu şekilde. Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek hemen İkinci sıraya gelmiş olacağız. Şöyle göstereyim. Yani bunun çevresini buraya geleceğiz şimdi. Şuraya iki tane yapıp şuna ekleyeceğiz. Tekrar 3 zincir çekip doldurarak yani hiç sıramızı bozmadan tekrar gelip birleştirme yerini göstermek istiyorum yine. Bir sıra daha gidelim. Şöyle yine ekleme yerine geldik kolumuzu. Şimdi şurası ekleme yeriydi. Burada yine bir zincir çekiyoruz ve hiçbir şeyimizi atlamadan iki tane yaptık. Bir de şu üç olmuş oluyor. Şuraya ilmeksiz bunu bir sabitledik. Bakın hiçbir boşluk olmadı. Burada 3 sıra çektik. Şu boşluğa devam ettik. Yani bir sırada 5 zincir çekiyorsun. Bir sırada 3 zincir çekip aynı yere dolgu yapıyorsun. Bakın. Yani hiç belli olmuyor. Sonuçta kolumuzu yuvarlak ve ilmeklerimizi hiç atlamadan yuvarlak bir şekilde örerek şunun gibi 17 sıra örüyoruz. Dediğim gibi kol kenarında ister çizgi de koyabilirsiniz. İster şu omuz kısmında çizgi koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. 17 sıra ördükten sonra hemen burada göstereceğim. Onu da hazırladığım için size 17 sırayı ördük. Şuraya kadar ben birleştirmişim. Tekrar oradan başlayayım. Biraz karanlık olabilir ama tekniğini göstereceğim. Lastik yapacağız kol ağzını. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz birkaç sıra lastik de örebilirsiniz. Lastiği nasıl örelim?
Bilmeyenler için de yine göstereyim. 3 zincir çektik, ilmeğimizi aldık. Şu mesela şu ilk trabzanımızı şu şekilde içinden geçirerek şu şekilde buraya bir trabzan yaptık. İlmek aldık. Bu sefer yanındaki trabzanı arka tarafından şu şekilde alıyoruz. Yani lastik bilenler bilir. İlmek aldık. Bir önden, yani şu trabzanların bir önden şu şekilde, önden dediğim alt kısmından geçiriyoruz. Milis de aldık, ilmek bir alttan, yani şu ilmeği alttan geçirerek. Burada anlayamayabilirsiniz, biraz karanlık olmuş. Bir üstten bir alttan olarak lastiğimizi yapacağız. Şöyle. Ben size beyazla bir göstereyim. Mesela şurada nasıl yaptığımı, sanki farz edin burası kol ağzı, değil mi? Öyle kabul edelim. Yani siyah da biraz çıkmamış gibi. Şunu şöyle bir üstten ördük trabzan. İlmek aldık. Hemen yanındaki trabzanı da şu şekilde aldık. Yani şöyle. Bunu ördük. İlmek aldık. Şöyle. Yani bir önden ilmek alıyoruz. Bir arkadan. Her bir trabzanı lastik örüyoruz. Bunun adı lastik zaten. İlmek alıyoruz. Şöyle. Bu trabzanı alt tarafından geçirip bir üstten ilmek aldık. Yandakini de alttan alıyoruz şu şekilde. Yani şöyle. Bir arkadan. Bir önden bir arkadan alarak ilk sıramızı bu şekilde çevresi bitene kadar, şuraya kadar, başlangıç yerine kadar geldik. Geldikten sonra birleştiriyorsunuz orayı tekrar. Şimdi bu lastik, şöyle göstereyim size. İlmeğimizi aldık. Bakın biri önden alınmış, biri arkadan. Arkadan aldığınız arkadan, bu taraftaki önden. Zaten ilmekler kendini belli edecek. Arka taraftakini şu şekilde alıyoruz. Yani trabzan örüyoruz. İlmek aldık. Ön taraftakini önden. Kaç sıra isterseniz bu şekilde, bakın, lastik. Bilmeyenler için de lastik yapımı falan var. Onlardan da bakabilirsiniz ama gerektiği kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Lastiğimizi örüyoruz. Bu lastiği kaç sıra öreceğiz? İsteyen birkaç sıra, isteyen daha az, isteyen 5 sıra örebilir. Bir üstten alıyorum. Bir de alttan kol ağzı, yani şuramızı, bileğimizin olan yeri bu şekilde yaptığınız zaman bu biraz daha toplanmış olacak. Yani bu lastiğin amacı o zaten. Toplayacak. Şimdi gelelim çevresine. Arkadaşlar bunu ben yine şurada göstereceğim size beyazda. Şimdi şurada bir yer göstereceğim. Fakat her tarafını aynı yapacaksınız. Bu sizin artık isteğinize bağlı. İsterseniz aynı şekilde şu boşlukları da yaparak, ister lastik yapın kol ağzındaki yaptığınız gibi, isterseniz düz bir şekilde trabzanda gidebilirsiniz. Yine sizin tercihinize kalmış. Ben bunu lastik yapacağım. Tekrar şimdi size o lastiği de nasıl yapacağımı göstereceğim.
bütün çevresini 3 sıra 4 sıra lastik geçeceğim. Şimdi arka enseden başlamak istedim. Neden? Şurayı da size yaka kısmını da göstereyim diye. Şimdi 3 zincir çektik. Şu boşluğa bir tane trabzan yaptık. Bunda hiç atlama falan yapmayacağız. Çünkü ön büyeler biraz lastiği germesin istiyorum. Kol ağzını yaparken sadece trabzanları yaptık. Şu boşluklara yapmadık lastiği. Bunda boşluklara da yapacağız ki kol ağzındaki olduğu gibi böyle büzmesin diye. İlmeğimizi aldık. Öncelikle şunu ördük. İlmeğimizi aldık. Arkadakini ördük. İlmeğimizi alıp ön tarafı ördük. Şunu da arka tarafı bu şekilde örelim. Yani bir ters bir düz, hiç kaydırmayın. Bunu önden aldıysak bu boşluğu şu şekilde arkadan almak zorundayız. Bir önden, bir arka tarafından lastik örüyoruz şimdi. Bir önden, bir arka tarafından. Bir önden, bir arkadan. Hiç atlamadan ne trabzanlar atlıyoruz ne boşluğu. Burada da aynı şekilde omuzdayız. Dikiş noktasına geldik. Yine aynı şekilde bir önden diğer şeye geldik, şuraya. Şunu arkadan almıştık. Şunu önden diye düşünüp arkadan alıyoruz. Şaşırmayın. İki tane olursa lastiğimiz orada arada bir bozukluk olur. Uğraşmış olursunuz. İlmeğimizi aldık. Önden alıyoruz. Bir arkadan. Buraya ön geldi denk. Bakın. Önden, bu da arkadan. Bir önden ilmeğimizi aldık. Bir arkadan. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın lastiğimiz zaten gözüküyor. Bir sırada gidersek lastik düzelecek. Daha net gözükecek. Şurası tam yakamızın ön kısmı. Şimdi arkadan almışız. Şunu hemen önden alıyoruz. Tekrar arkadan. Bir ters bir düz gibi düşünün. Bir ters arkadan. Şimdi şu köşeye geldiğimizde, yani bu yakamızın köşesi oluyor. Şöyle göstereyim. Buranın biyesini yaparken 3 tane aynı yere batacağız. Şimdi arkadan almış oldum. Bunu önden diye düşünüp bir ön, bir arka, bir ön. 3 tane yaptım. Burada gerdirme olmasın. Yakamızın şu ön kıvrık kısmı güzel dursun diye. Tersteydi. Düz aldım, ters aldım, düz aldım. Demek ki buraya hemen ters geliyor denk. Bakın. Şu şekilde. Yani bu boşluğa 3 tane olması lazım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz diyerekten hiç sırayı bozmadan gitmemiz lazım. Yine aynı şekilde bütün trabzanlara ve boşluklara bu şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters boşluğa, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu lastiğimizin ilk sırası. Yani bütün çevreye, şuraya gelene kadar hepsine aynı şekilde, bu köşelerde de yine 3 tane yapıyoruz. Şurada köşede yaptığımız gibi şuraya kadar geleceğiz. Şimdi ikinci sırasında lastiğimiz daha çok belli olacak. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde
örelim. Bu aralara geldiğimizde nasıl yapacağız lastiği diye düşünmeyin. Hemen orayı da göstereceğim. Önü yaptık. Arkadan yine bu boşluğumuza şurayı ön taraf olarak düşünerek burayı arka taraf, yani lastiğimizi devam ettiriyoruz yine. Ne yaptık? Bir boşluğa, bir araya, bir tane de diğer boşluğa diye trabzanlarımızı ters düz olarak yaptık. Bakın. Eğer ki düşünürseniz burası benim zincirlerim biraz gevşek oldu. Burası ya toplarsa diye düşünmeyin. Düşünürseniz birer fazla daha yapabilirsiniz. Fakat önemli olan bir ters bir düzü kaydırmamanız. Bu şekilde tüm etrafını bitiriyoruz. Ta ki bu başlangıç yerimize kadar. Şimdi ben hemen oraya geleceğim. Bütün etrafı yapıp buraya geldikten sonra ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi yakaya geldik. Bütün çevresini, lastiğimizi ördük. Şu yakaya geldik. Birleştirme yerimizdeyiz. Şimdi bunu normal ilmeksiz olarak ilk başlangıç yerimize birleştirdik. Burada 3 zincir çekip ikinci sıra lastiğimizi nasıl yapacağız? Bakın şunlar bir düz bir ters olarak gözüküyor zaten. Bakın şunu ters örmüşüz, düz, ters, düz. Zaten önde olanlar düz, arkada olanlar ters. Şu arkada olanları arkadan, İlmeğimizi aldık. Ön tarafa yaptıklarımızı yine önden olarak lastiklerinizi ikinci sırasını hiç artırma eksiltme yapmadan, çünkü ilk sırada zaten köşelerde artırmalarımızı köşeler büzmesin diye yaptık. Şu şekilde lastiğimiz ikinci sıramızı da örmüş olacağız. Birkaç sıra daha, birkaç tane daha öreyim size. 3 sıra yeterli oluyor zaten. Bu ikinci sırası tekrar bitiş noktasına gelip bakın önlerden aldığımızı önden, arkadan aldığımızı arkadan yaparak bütün çevresini tekrar öreceğiz. Hırkamız bu kadar arkadaşlar. Şurada da göstereyim yine size. Bütün çevresini lastiğimizi ördükten sonra hırkamız bitmiş olacak. Kollara da dediğim gibi aynı lastikten öreceğiz. Hırkamız bitiyor. Umarım güzel, keyifli bir anlatım olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Takıldığınız yerlerde yorumlara yazabilirsiniz. Beğeni atarsanız, abone de olursanız çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.